Bugünkü temamız dereceli sahanlar. Üstünde durup geçeriz. Dereceli sahanın molunda reyt kaç aysak. Yani üçün ikinci derecesi üç, iki gerek üzerine kopelmakla. Bir gerek iki gerek sahanın çoğu dokuz. Kop yanlış yani yerleri okuyucularımızın yani üçün ikinci derecesi olsa üç kopartmak iki deyip yazıyorlar. Altı. Şu diğerinin neye doğru yanlış. Yani dereceli demek üç. 3 olsun. Sağ için 3'ü 3'ü gerek köpel diyez. Ödödüne. Ya da 3 2 olsa 3'ü 2 gerek ödödüne köpel diyez. Dereceli sahanlar. Sahanların korku önünde şunları var at. Yine devam ediyoruz. Masal için. Minuslarda dereceli sahanlar. 2'ye köpel dönmezse. Ne plus var ya. Yani şeyle minusun 2'ye köpel dönmezse. İkinci derecede minus 2. Köpeltiyat minus 2. Yani 2 minus köpeltsek elimi daha mı plus oluyor? Plus 4. Bu arada yine de durup geçeriz. Dereceli sahanlarda. Araz dereceli sahanlar demek yani biz kaçı k formülalar var. Onu ben sahan bilen anlat korkacak. Şunlar size ha düşünüklü olur. Mesela için aydalı 2'nin ikinci derecesi köpeltmek 2'nin üçüncü derecesi denktir. 2 eğer hazır korkuyoruz. 2 koşmak 3 denktir. 2'nin beşinci derecesi. Eğer de dereceli sahanlarda aşağıları mengeş olsa ve köpeldülende yukarıları başka dürüldürlü olsa onu şu yukarıların koşacağız. Koşup bileceğiz. Mesela için şunun da biz açık korkuyoruz. 2'nin ikinci derecesi. Şeyle olur. 2'nin 2'ye de köpürttüğümüz olur. Hemen şunu şeyle yazdım. 2'nin 3. derecede köpür diyoruz. Bu arada köpürtmeden düşürdüm. 3'ü 3'ye de yani 2'nin 3'ye de birbirine köpürttük. Demek neye çeke de köpürdüğümüz olur şu? 2'ni 1, 2, 3, 4, 5'ye de köpürdüğümüz olur. Yani 2, 5. Şunu yalıyım. Kavat geliyor. Yine bir misal vereyim ben. Aydalı 3'ün 2. derecesi. Kopartmak 3'ün 3. derecesi. Demek 3, 2 koşmak 3. Dendirem 3'ün 5. derecesi demek şu. Yine de orkodayan 3'ün 2. derecesi demek ne demek? 3, 3'ü 3'e 2'ye de iyiliğine kopart diyoruz. Kopartmak yine aşağı bayrak geçirdim. 3'ün 3. derecesi ne mi demek? 3'ü 3 kere ödedim köpel diye. Neticede şu 3'ü neye çekerek köpel dönmez oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 kere ödedim köpel dönmez oluyor. 3'ün 5. derecesi. Demek dereceli sahanlardan bir şeyle netice çıkarıyoruz. Musallardan bir şeyle netice çıkarıyoruz. Yani A'nın B'nci derecesi ya yine de A'nın S'nci derecesi olsa denktir A B koşmak S şöyle bir formülü çıkart biliyoruz. Son sağın hükmünde anladık. Yani ilki bunu harf hükmünde anladık. Başka ilki bunu sağın hükmünde düşünmeli. Ne kadar da düşündük. Şunu ayırayım. İkinci derece, üçüncü derece ne kopartmak bile düşündük biz. De sağın derecesini de anlattık. Şöyle bir formülü. Yani A, eğer aşağı hakları mengeş A olsa yukarılarını koşuyor. Şimdi devam edeceğiz. Aydalın da tersine bölmek olsun. 2'nin 5. derecesini bölelim. Misal için 2'nin 2. derecesini bölelim. Denktir. Şu bize zaten formülü boyunca yukarısında 5 ayırmak 2 diye denktir 2'nin 3. derecesi. Şöyle bir formülü var. Yani verdiğim sağın bulan görküdeyim. A'nın B'nci derecesi ya da böyle A'nın S'nci derecesini. Şu da A, B ayırmak C diye derece sanırdı. Şunu bağırlak görelim. Kavat geliyorum ki. 2'nin 5'nci derecesi şu yukarıda. Drogun yukarıda 5 gerek yazıyor. 2'nin 3 4, 5 gerek yazıyoruz. 2'nin ikinci derecesini aşağıdan 2 gerek yazıyoruz. Denktir.
Yani şu ikinin ikinci derecesi yani iki evrede bir var. İkinin iki evrede bir var. Kalın da adımız ikinin üç yedek ördüğünü köpürtmek kalı. Yani ikinin üçüncü derecesi kalı. Görüşmü diyalı. Ne berde işlek korkutup ikinin üçüncü derecesi berde de kavat geldi görüşmü diyalı. Demekken eğer sağında, derecel sağında aşağıları mengeş orada yani A aşağıları B'den yukarılarında yukarısından aşağısına ayırırız. B ayırmak C. Yani A, B ayırmak C. Yani bu ikinci formülamız. İkinci formülamız şunu belli yalnız. Yani formülü köpürtmekte A, B köpürtmek A, C olsa A, B koşmak C. Bu birinci formülamız. Derece sanırdı. Bu ikinci formülamız. Yine de bir formül var derece sanırda. Islındık sahanın nonuncu derecesi denkler 1. Islındık sahanın nonuncu derecesi 1. Bunu ne edip de su edip biliriz? Ne şeyle uğrayayım? A aydalayım. A'nın B'nci derecesi. Bölmögem A'nın B'nci derecesi diyelim. Şu sahan değil mi? Şu A ile B. Yani 5 olsa bu da 5. İslendik sahanı ördüğüne bölsek ne? 7'yi 7'ye bölsek 1. Mungu bölsen 1. 100'ü 100'e bölsen 1. Tapağı yok. İslendik sahanı ördüğüne bölsek ne oluyor? 1 oluyor. Verdi de A'nın B'nci derecesini misal için. A'nın B'nci derecesini bölsek ne olmuşlardı? 1 olmalı elbette. Yönü şunu biz başka hil işleyelim. A'nın B'nci derecesi. Bölmek A'nın B'nci derecesi denktir. Şu tarihte A, B ayırmak B deyip yazabiliyoruz mu? O yazabiliyoruz. Neyime göre yazabiliyoruz? Ne aşağı yukarı menkeş olsa yukarısından aşağı yukarı ayırıyoruz. Edilmiş formüle göre aşağı yukarı menkeş B ayırmak C dedik. Bu ne el gelişine ben düşündürdük. Edilmiş on yani B'den B'ye ayırsak demek A'nın 10. derecesi. Oluyor. O da denktir. Neyime denirken 1'e denk. Yani şu alamatın A'nın 10. derecesine denk olayan gördük ve 1'e denk olayan gördük. 1'e denk olayan ne berdenem İlyas onun A, B'nin A, B'ye şu olursa ne ödün 1 oluyor. Demek ıslındık sahanın 10. derecesi ne yemekken? 1 iken. Bu üçüncü formülamız dereceli sahanlarda. Şunu belirleyin. Islındık sahanın 10. derecesi. Tapağı diyor. Minus 7'nin 10. derecesi. Olan 1. Islındık sahanın denir 1. Drop bu sahanın olsun tapağı diyor. Islındık sahanın 10. derecesi denir 1'e denk. Devam edeceğiz. Şimdi şeyle yeni bir formülü var. Dereceli sahanlarda A'nın minus 1. derecesi denir 1 paylanan A1. Şunu yani tapağı yok. Ya da A'nın minus 2. derecesi 1 paylanan dropta A2 oluyor. Bu ne ehil oluyor? Barlak görelim. Aydalayın şu tayda 2'nin 4. derecesi. Bölmelim 2'nin 5. derecesi diyelim. Şimdi şu ne yaptı pasaktan ya? 2'nin 4 kere gördüğünü köpül diyelim. Ve aşağıda da 2'ni 5 kere gördüğünü köpül diyelim. 5 kere köpül diyelim. Dengdir. Berde ne oluyor? Yani 2'nin 4 kere gördüğünü köpülsek. Yani şu tayda gıysal ya. Şunu kulen. Şunu ki, şunu kulen, şunu ki. Bir oluyor, şu gıysal ya. Yukarıda bir gal ya. Hemmesini ki bir ol kaldı birbirine köpülsek. Aşağıda da 2 kaldı. Cevabı 2'den bir oluyor. Şu 2'den bir. Başkaça şunu ne edip yazabiliyoruz biz? Yani geçen formüllere göre eğer aşağıları mengeş olsa yukarılarını ayırıyoruz. 4'ten 5 ayırıyoruz. Deyip yazabiliyorduk. Yani 2 4 ayırmak 5. Dediğimde 2'nin minus 1. derecesi oluyor. Bu da neyime denirken 2'nin minus 1. derecesi 2'den 1'e. Yani şeyle. Ortadayım. 2'nin minus 1. derecesi 1 yukarı geçe 2 1 aşağı geçe. Karar
Üçüncü formulamız bizim. Dördüncü formulamız oluyor diyen yanlış mıydım? Karada yine bir formulamız bu. Kavat geldi çıktı. Şuradan var yani. Gerçekten sanırdı. Eğer burada adım minus 2 olsa. Şurada da görüşünüz ya. Kadarla tanımdan korkuyorduk. Anlat korkuyorduk. Şuna kavat geliyor. Yine ne formulalar var? Gerçekten sanırdı. Şuna formula var. X, M, N olsa birbirine köpüldülüyor. Misal için. Misal için de şurada Aydal'ın 2'nin ikinci derecesi 3'e diyelim. Kavat geliyorum ki. Dindir şu bulmalı 2'nin 6. derecesi. 2'nin 3'e köpüldü 6. derecesi. İndi. O da 2'nin 6. derecesi 64 olur. Bunu hesapla bulabilirsiniz. 2'nin ikinci derecesini. De biz şunu şöyle alalım. Doğru diyelim ki. 2'nin ikinci derecesini 3'ü de gördüğünü kopyalayacağız. Yani şu 3 demek 2'nin ikinci derecesini 3'ü de gördüğünü kopyalamak demek. Ne? 3'ü de kopyalayacağız. Kopyalı dönmeliyim. Yani aşağıları mengeş olsa Mehmet yani biz aşağıları mengeş olsa yukarılarını koşacağız. 2 koşmak 2 koşmalım 2 dendirem 2'nin 6. derecesi yani 3 2'ye de koştum dendir 2'nin 6. derecesi olur bu da 2'nin 6. derecesi olur 64 demek kavat geliyor yani kene yani x m n olan da x'i m kopartmak m deyip yazılıyor 2 3 olan da ne beraber İstendik biz özünüz yani misal getirip onu hesaplar korup bilirsiniz. X'in 10. derecesi 1 bölü yani bunu suud ettik korkuzluk. Yani istendik sağının. X, M bunam yani korkuzluk formülü. M ile M koşuluyor. Dengir X oluyor. Yani aşağılar mengeş olsa yukarıların koşaymalı. Bölmekte de yani korkuzluk. Eğer X'in mengeş olsa yukarıdan aşağı kenarıya yani şöyle bölmek ediyoruz. X, M ayırmak N. Bunu mu korkuttuk? Yani ne için kavat gelen x minus 1 olsa 1 bölmek x n. Yani. Beğerde misal. Eğer şöyle bir denklik olsa aşağılar mengeş olsa yukarıların denkler işlemeli diye. Misal için şu 2'nin 3x ayırmak 16. derece denktir. 2'nin 15. derece diye. Yani şu 2 aşağıları mengeş olan için şu ürün şunu denkler işlem vermeli. 3x ayırmak 16 denktir. 15 3x dendir 31 yani 16 yeni sağ tarafına geçirsek x dendir 31 bölünün 3 cevabımız şu oluyor yönü 3 tane bir şart var iken x ne oldu denk olmalı der ve x 1'e ya da minus 1'e denk olmalı der bu dereceli sahanlar kıyfacı formülü şuradan var at.